Cins Dergi sunar. İbrahim Karagül'ün kaleminden. Çin, Hindistan savaşa çıkar mı? Dünyanın en kalabalık iki nükleer gücü dünyanın zirvesinde neden çatışıyor? Batı siyasi aklı Hindistan'ı Çin'e karşı sahaya sürüyor. Güney Asya, Pasifik bölgesi patlayacak. Onlarca ülke tehlikede. Dünyanın en kalabalık nüfuslarını barındıran Asya'nın nükleer gücü Çin ile Hindistan arasında Himalayalardaki sınırda yaşanan çatışmaları hafife almayın. Hindistan'ın Ladak eyaleti ve Tibet sınırlarında olan stratejik Galvan Vadisi'ndeki son çatışmada 20 Hint askeri öldü. Bazı kaynaklar 42 Çin askerinin de öldüğünü iddia ediyor. İki ülke arasındaki 3500 kilometrelik sınırda 1975 yılından bu yana çatışma olmamış, kimse ölmemişti. Çin'in yükselişi, Hindistan'ın dengeleyici rolü. Peki neden şimdi? Sorunu sadece sınır anlaşmazlığı olarak algılarsak üzerinde durmaya değmez. Masalar kurulur, tansiyon düşürülür çünkü sınır çatışmaları her zaman olur. Ama Çin'in yükselişini, küresel hegemon olma arzularını, Hindistan'ın batı yanlısı olarak dengeleyici güç olarak öne çıkarılmasını, iki ülkenin dünyanın en kalabalık ülkeler olmasını, ağırlık merkezi olma niteliklerini, bir sınır çatışmasıyla proveke olacak ülkeler olmayacaklarının bilirsek başka türlü düşünmemiz gerekir. Bölge bir bölümü Pakistan, bir bölümü Hindistan arasında kalmış Keşmir'le de alakalı. Keşmir ise Hindistan-Pakistan arasında büyük savaşlara neden olan bir bölge. Son yıllarda Çin'le Pakistan arasında yapılan askeri ortaklıklar ve anlaşmalar, Hindistan'la Amerika ve İsrail arasındaki askeri ortaklıklar dikkate alınmanı, Olayı düşünme biçimimizde bunlar bile daha mikro ölçekli kalıyor. Dünyanın en ürkütücü jeopolitik savaş kuşağı. Onlarca ülke tehlikede. Kore'den Avustralya'ya onlarca ülkeyi içine alan Pasifik'ten Hint Okyanusu'na uzanan bölgede dünyanın en korkutucu jeopolitik kavgası yaşanıyor. Aslında bu hesaplaşma Amerika ve Avrupa ile Çin arasında, yani Batı ile Doğu arasında. Bu hesaplaşma Hindistan ve Pakistan dışında Güney ve Kuzey Kore, Japonya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya, Tayland, Burma, Malezya ve Endonezya'yı içine alıyor. Bu ülkelerin tamamı Doğu-Batı arasındaki güç kavgasında, Amerika ve Avrupa'nın Çin'i çevreleme planları karşısında Pasifik-Güneydoğu Asya güç savaşlarında bir pozisyon belirlemek zorunda kalacak. Görünüşe göre üçüncü bir ışık olmayacak. Batı siyasi aklı Hindistan'ı Çin'e karşı sahaya sürüyor. Hindistan, Asya'da Amerika Batı İttifakı'nın öncü ülkelerinden biri. Japonya, Güney Kore ve Avustralya'da Çin'i sınırlayan ülkeler arasında. Soğuk savaş döneminde ve sonrasında Batı İttifakı'nda yer alan Pakistan ve Endonezya ise Amerika nüfusundan çıkma arayışında. Asya'daki yeni güç yükselişine yaklaşıyor, onunla askeri ve ekonomik ortaklıklar kuruyorlar. Batı siyasi aklı Çin'in karşısında Hindistan'ı sahaya sürüyor onu askeri, ekonomik ve teknolojik olarak destekliyor. Böyle bir dönemde Çin'in Hindistanla çatışmayı büyütmek istemeyeceği açık ama Hindistan krizi yükseltecektir. İşin tanımlanış biçimi böyledir. Güney Asya Pasifik bölgesi patlayacak. Atlantik ekseni yani Amerika ve Avrupa küresel düzeni tek başına yönetme gücünü ebediyen kaybetti. Yüzyıllardır devam eden tartışmasız imtiyaz artık yok belki son 400 yıldır ilk kez Batı'nın hakimiyetine meydan okuyacak Batı dışı güçler oluştu, oluşuyor. Ama Batı bunu asla hazmetmedi, etmiyor da. Hesaplaşmayı kendinden uzak coğrafyalara yayıyor. Bugüne kadar Orta Doğu'da, Afrika'da güç çatışmaları yürütülüyordu. Ama görünen o ki çatışma Güneydoğu Asya, Pasifik bölgesinde patlayacak ve çok tehlikeli bir hal alacak. Doğu Türkistan ve Tibet konusu Çin'i en zayıf yerinden vurmak. Çin bir taraftan Indo-China gibi arka bahçesinde Amerika Birleşik Devletleri nüfusunu kırmaya çalışırken diğer tarafta Afrika, Latin Amerika, Orta Doğu ve Avrupa içlerinde hesaplaşmayı göze almış görünüyor. Hindistan-Çin sınır çatışması bu hesaplaşmayı bir üst lige taşıyor şimdi. Amerika ve Batı en güçlü kartını sahaya sürdü. Bugünkü Hindistan yönetimi batının bu açığını biliyor, oradan güç devşirmeye çalışıyor. Ama bunun çok riskli bir hesap olduğu açık. Uzun sürecek bir Çin-Hint krizi Hindistan'ın çöküşüne, Hindistan-Pakistan savaşına neden olabilir. Bunlar olurken Tibet ve Doğu Türkistan meselesi özellikle sahaya sürülecek. Bu da Çin'in en zayıf tarafını oluşturuyor. Mesaj Kuzey Kore üzerinden verildi. Hindistan-Çin sınır çatışmasıyla aynı zamanda Kuzey Kore'nin sınır hattına saldırması, diyalog için kullanılan binayı havaya uçurması, Güney Kore'yi tehdit etmesi asla rastlantı değildi. Amerika'ya, Batı ittifakına verilen mesajdı. Hiçbir şekilde iki Kore ile sınırlı bir durum değildi. Tamamen Hindistan Çin gerilimiyle bağlantılıydı. Şu an için Amerika'da Çin de birbirini yokluyor, tartıyor. Ama bu tartma biçimi öncekilere göre çok sert sözler ve yöntemlerle yapılıyor. Bu da bir şeylerin yaklaştığı hissini uyandırıyor. Rusya'dan sonra Çini çevrelemek. İşler tersine döndü. Onlar Batı'yı vuruyor. Soğuk Savaş sona erdikten sonra Amerika ve Batı ittifakı Balkanlar, Doğu Avrupa ve Orta Asya üzerinden Rusya'yı çevrelemişti. Şimdi aynı şeyi Çin'e karşı yapıyorlar. Pasifik ülkeleri, Hindistan ve Güney Asya ülkeleri üzerinden Çin'i sınırlamaya çalışıyorlar. Ama Batı'nın eli eskisi kadar güçlü değil, işler biraz tersine dönmüş gibi. Rusya, Doğu Avrupa, Kuzey Denizi, Baltıklar, Orta Doğu ve Akdeniz'de elini güçlendirmeye karşı hata geçti. Çin ise Afrika, Latin Amerika, Avrupa içi Güney Asya ülkeleri, i̇ndo China ülkeleri, Pasifik ve Hint okyanusuna ağır müdahaleler yürütüyor. Batı'nın sütün nüfus alanlarını vuruyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'yı şehirlerinde vurmak. Salgın sonrası Amerika'daki iç gerilimler, Avrupa'daki çaresizlik görüntüsü, ırkçılık ve sömürgecilik sembollerinin saldırıya uğraması, kitlesel protesto ve toplumsal patlama riskleri işte bu büyük hesaplaşmadan besleniyor. Trump, terör örgütleri şehirlerimizde derken aslında bu örgütleri kimlerin evlerine taşıdığını elbette biliyor olmalı. Onlar Pasifik'te Çin'i sıkıştırırken o da bilinen her yerde Amerika ve Avrupa içinde bile batıyı sıkıştırıyor. İşte bu resleşme boyutu yüzyıllardır ilk kez oluyor. Çünkü güç haritası ilk kez bu kadar yayıldı. Hindistan, Amerika batı adına Çin'e sataşırken Kuzey Kore'de Amerika ve batıya karşı Güney Kore'yi tehdit ediyor. Her iki blokta Filipinler çevresinde savaşı görebilecek ölçüde birbirini tartıyor. Bu zıtlaşmayı yukarıda saydığım bütün bölgelerde görebiliriz. Yeryüzündeki bütün fay hatları harekete geçecek, kim çöker, kim yükselir. Büyük ölçekli bakışları keşfedemezsek, güç haritasındaki değişimi fotoğrafını çekemezsek bir adım sonrasını görmemiz mümkün değildir. Çin ve Hindistan dünyanın zirvesindeki çatışmayı masa kurarak çözse bile kriz büyüyecektir. Masa değil, güç hesaplaşmaları bize bunu söylüyor. Böyle olunca da ilk etki Pakistan, Kore, Tibet ve Doğu Türkistan üzerinden olacaktır. Doğu ile Batı, Amerika, Avrupa ile Çin ve Asya küresel güç hesaplaşması daha uzun süre devam edecek. Yeryüzündeki bütün fay hatları hareketlenecek. Bu da birçok ülkeye yıkımlar getirecek ya da yükseliş imkanları sağlayacak. Cins Dergi sundu.